DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci, Bölge Müdürü Mehmet Alp, İçme Suyu ve Atık Su Dairesi Başkanı Göktuğ İlter, Sulama Dairesi Başkanı Oğuzhan Bektaş ve teknik heyetle birlikte KOS Sulamaları 2. Kısım İnşaatı, Apaotamış Sulamaları İnşaatı ve Bozkır Harmanpınarı Göleti ve Sulaması işinde incelemede bulundu. EYT projelerin ilerleyişi hakkında briefing verilirken, konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. KOS 1. 2. ve 3. sulamaları 2. kısım ikmal inşaatı iş kapsamında, toplam sulama alanı 190.850 dekar olan projenin 72.650 dekarlık bölümü 2022 yılı itibariyle devreye alınmış olup, 2023 yılı iş programı kapsamında imalatların tamamlanması ile birlikte 20.000 dekar alanda kapalı modern sulama sistemi ile sulamaya hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Apaotamış 1. 2. ve 3. sulamaları projesi kapsamında kapalı cazibeli sistem ile sulanacak alan toplamı 331.930 dekardır. 2023 yılı iş programında imalatların tamamlanması ile birlikte 2023 yılı sonunda 83.500 dekar alanda kapalı modern sulama sistemi sulamaya hazır hale getirilerek toplam 206.000 dekar alan kapalı modern sulama sistemi ile sulanacaktır. Bozkır Harmanpınar Göleti iş kapsamında gövde dolgusunun bitirilmesi hedeflenmektedir. Tamamlandığında gölet 710 dekar tarım arazisini modern sulama sistemiyle sulanacaktır, denildi.